Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu fotoğraf efektinin nasıl yapıldığını göreceğiz. Dersimize geçmeden önce arkadaşlar lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı da eksik etmeyin arkadaşlar. Şimdi hemen dersimize başlayalım. Öncelikle yeni bir sayfa açıyorum arkadaşlar. Fill new yapıyorum. 1920x1080 ve 100 çözünürlüğünde OK diyorum. Şimdi sayfaya fotoğraflarımı çağırıyorum. Şuradan splash efektimi aldım. Gördüğünüz gibi Ctrl T Shift ile büyütüyorum. Shift Alt tuşuna basarak orantılı bir şekilde büyüttüm arkadaşlar. Şimdi diğer fotoğrafımı çağıracağım. Open diyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi Beckham'ın fotoğrafını kullanacağım. Şimdi arkadaşlar fotoğrafımı Quick Selection Tool ile seçiyorum. Şuradan W'ye basarak da ulaşabilirsiniz. Bu şekilde seçim yapıyorum. Şöyle seçtim. Daha sonra şuradan Refine Edge'e geliyorum. Şöyle silinmiş yerlerin üzerinden geçiyorum. Şöyle yapalım bakalım. Saçları orijinal haline getirerek daha iyi seçiyor arkadaşlar bu şekilde. Selection yapıp Selection'dayken OK dedim. Şöyle sağ tık yapıp Layer via cut yapıyorum arkadaşlar. Şu gözü kapattım. Şurayı da siliyorum. Şöyle pen tool aldım. Şöyle seçiyorum. Burası kalmasın. Ctrl Enter'a bastım ve Delete tuşuna basıp sildim arkadaşlar. Daha sonra bu seçtiğim görseli şöyle tutarak buraya taşıyorum. Ctrl T'ye bastım, ufaltıyorum. Şimdi arkadaşlar Beckham fotoğrafının layer'ın üzerindeyken normali buradan lighting yapıyorum. Gördüğünüz gibi splash efektinin içine gömdük. Şimdi Beckham fotoğrafını Image Adjustment ve şuradan siyah beyaz yapıyorum arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Şöyle yerinde değiştirebilirsiniz. Ve aynı fotoğrafın üzerindeyken Image Adjustment şuraya geliyorum. Ve buradaki değerle biraz oynuyorum. Şöyle 119 iyi benim için, OK dedim. Şimdi arkadaşlar yeni bir layer açtım. Sağ tık yapıp Clipping Mask yapıyorum burada. Brush'ı alıyorum, B'ye basıp ve şu beyaz bölgeleri siliyorum. Şöyle kenarda kalan. Şurada. Şöyle sildim. Şimdi arkadaşlar Ctrl Alt Shift E tuşuna basıyorum hep beraber. Ve buradan sonra Filter'dan Lens Correction'a geliyorum. Custom bölümüne geliyorum. Ve şurayı şöyle kenarlara çerçeve şeklinde gölge atıyorum. Biraz da aydınlık yapalım. Ve OK diyorum. Bu şekilde arkadaşlar fotoğraf efektimizi bitirmiş oluyoruz. Ayrıca arkadaşlar bu splash efektinin dosyasını açıklamalar bölümünden linkini vereceğim. Oradan indirebilirsiniz arkadaşlar. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir.
Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Videoları beğenmeyi ihmal etmeyin. Yeni bir derste görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.